47. Allah vaadine kesin olarak muhalefet etmez. Bir şey vaat ettim mi mutlaka yapar Cenab-ı Allah. İnşallah hocam, evet. Neyi vaat etmiştir? İslam'ın hakimiyetini inşallah. Mehdi'nin zuhuruna, Hazreti Mesih'in gelişini, değil mi? Evet. Bak diyor ki Allah vaadine kesin olarak muhalefet etmez. Hac suresi 47. Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl gibidir. Nice ülkeler vardır ki halkı zulmediyorken ben ona bir süre tanıdım. Önce bir vakit verdim diyor Allah. Sonra yakaladım diyor, yakalayıverdim. Dönüş yalnızca banadır. Evet. 41. ayet Hac suresi. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, iktidara getirirsek, hakim edersek, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu emreder, münkerden sakındırırlar, tebliğ yaparlar diyor. Bu Mehdi'nin özellikleridir. İnşallah. Bir yönüne Mehdi'ye bakıyor. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, Ebced'i 1979 maşallah. Mehdi'nin çıkış tarihini veriyor. Çıkış tarihini. Evet. Net 1979. Maşallah. İnşallah. Mesela 78. ayet Hac suresi, Allah adına gerektiği gibi cihad edin, cehd edin, gayret edin. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanızın İbrahim dininde olduğu gibi. Demek ki dinimiz kolay, İslam dini. İnşallah. Hazreti İbrahim'in dini gibi. İnşallah. O Allah Kur'an'da sizi Müslüman olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinde şahit olsun, siz de insanların üzerine şahitler olasınız diye. Elçi, yani Mehdi'ye de işaret var değil mi? İnşallah, evet. Elçi sizin üzerinize, Mehdi sizin üzerine şahit olsun, siz de insanların üzerine şahitler olasınız diye. Ebced'i 2026. Maşallah. İslam'ın hakimiyet tarihi, evet. Veriyor, evet. Allah'a sarılın. Sizin Mevla'nız odur. İşte ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı. Allah'a sarılın diyor. Elhamdülillah, inşallah. Cenab-ı Allah.